Fenerbahçeliler bugün hep birlikte Cuma'ya gitti. Hafta sonu için özellikle dua ettiler. Ama şöyle bir sorun var. Galatasaray bir şekilde Konya Spor'a yenilse bile ki çok düşük görüyorum. Fenerbahçe'de hafta sonu İstanbulspor karşısında top oynayacak adam kalmadı. Bu videoda sponsor alamadım. Doğal olarak yine sizden desteklerinizi bekliyorum. Videoyu beğenmeniz ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeniz benim için çok ama çok önemli. Fenerbahçe Rams Park'ta Galatasaray'ı yenerek Galatasaray'ın hevesini kursağında bıraktı tamam. Orada 55 bin kişiyle Fenerbahçeliler de varken şampiyonluğu kutlayacaklardı. Ama öyle olmadı. Fenerbahçe Rams Park'ta Galatasaray'ı yendi. Kutlamalar iptal. Hatta kutlamayı Fenerbahçe yaptı. Ama maçtan sonra çıkan olaylar, çıkan olaylar diyeyim, daha ne diyeyim, sokakta yaşanmayacak olaylar. Tabi cezaları da beraberinde getirdi. Mert Hakan Yandaş 5 maç ceza aldı. 5 maç. Sosyal medyada görüyorum işte. Icardi böyle bir şey yaptı. Bir maç ceza aldı. Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe armasını gösterdi diye 5 maç ceza aldı diye. Bunlar tamamen manipülasyon. Böyle bir şey yok. Mert Hakan Yandaş arma gösterdi diye değil. Maçtan sonra stat müdürüne tekme tokat girdiği için ceza aldı. Bence aldığı bu 5 maç cezayla da beraber artık Fenerbahçe yönetiminin Ali Koç mu olur, Aziz Yıldırım mı olur, orasını bilemiyorum ama Mert Hakan Yandaş'a görüşürüz demesinin vakti geldi. Hatta geçiyor bile. ki sözleşmesi bitiyor. Bence kesinlikle ve kesin de uzatılmamalı. Hatta ben uzatılmayacağını da düşünüyorum. Asrul değilim bu arada. Mert Hakan Yandaş olur da İrfan Can Bayat olmaz mı? Kankalar biliyorsunuz. PFDK İrfancan Can da 3 maç ceza verdi. Ve Jaden Osterwold'e de 1 maç ceza aldı. Ali Koç 90 gün hak mahrumiyeti. Zaten seçim var. Sonsuz hak mahrumiyeti gelebilir seçimden sonra. 90 gün az değil bu arada. Ciddi bir ceza. Ve son olarak İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'a bakın olay nereye gitti? Yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Hani nasıl olaylar yaşandığını anlayın artık. Ne gerek var? Böyle söyleyince de gizli Galatasaraylı. Fenerbahçe düşmanı diyorlar. Olacak iş mi yani? Ha şunu da söyleyeyim. Daha önce de belirtmiştim. Oradaki stat müdürünün Fenerbahçe bayrağını çekiştirerek almaya çalışması zaten hadsizlik tamam da. Her hadsizlik yapanı da dönmeyelim değil mi yani? E kim kaldı abi kadroda? Herkes ceza yedi. Batu kart cezalısı. İrfan Can Kahveci sakat. Cengiz Ünder sakat. İsmail Yüksek sakat. Mert Akayandaş ceza aldı söylemiştim. E Fenerbahçe İstanbulspor'u Sporu yenemese bu amatörlüğünüzün hesabını kime vereceksiniz? Gerçi hesap soracak adam da zaten ceza alıyor. Abi inanamazsınız. Bu Ali Koç ve Aziz Yıldırım gerçekten birbirine düşman. Öyle şeyler söylüyorlar ki biliyorsunuz Ali Koç bir toplantı düzenledi. Ya diyor ki Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayan etkenleri görmek istiyorsan aynaya bak. Nasıl yani ya? Yani sen diyorsun ki Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını engelleyen etkenlerden bir tanesi. Yuh yani. E Aziz Yıldırım'ın aynısını senin için söylüyor. İkinizden bir tanesi Fenerbahçe düşmanı ve Fenerbahçe'ye başkan olmaya mı çalışıyor? Ya da oy devşirmek için saçmalıyor musunuz? Bu da bir ihtimal ama bizdeki koltuk evdası nedir ya? En küçük koltuk olan muhtarlıktan tut. Kulüp başkanlığına kadar hiç kimse oturduğu koltuğu bırakmak istemiyor. Ne kadar değerliymiş. Zaten ben anlayamadım. İçinizde anlayan birisi varsa yorumlara yazsın. Ali Koç ben varken şampiyon yapmayacaklar deyip sonra nasıl yeniden aday olur? Bunun mantığını bence Ali Koç bile çözememiştir henüz. Hani onlara rağmen şampiyon olacağım mı diyorsun? Tamam da onlara rağmen şampiyon olacaktın da olaydın bir adam. Olaydın yani. Ha şey mi? 6 yılda öğrendim. Önümüzdeki 3 yıl artık güzel şeyler yapacağım. Fenerbahçe staj yapma yeri mi? Bir bana anlatsın. Bu arada ben Fenerbahçe taraftarının da bir birlik olarak hep birazdan Aziz Yıldırım istediğini düşünmüyorum. Bu ikisinin karşısına çıkacak adam yok koca camiada. Neden yok? Böyle giderse ben aday olacağım zaten. Ne yalan söyleyeyim Fenerbahçe taraftarı bu ikisinin didişmesinden o kadar sıkıldı ki harbiden de ben aday olsam seçilme ihtimalim var. Şaka yapmıyorum bak. Ya şu Ali Koç'un hazırlattığı reklama bakar mısınız? Adam Fenerbahçe başkanı olma işini artık cumhurbaşkanı olma işine falan evirdi yani. AVM'lere reklam veriyor. E yok artık. Bir de slogan hazırlamış. Fenerbahçe içi Için, şampiyonluk için? Taraftar için? Şampiyonluk için? Nasıl yani şampiyonluk için? Mesela daha fazla konuşursam sert konuşacağım. O yüzden hiç gerek yok. Astrologların bazıları Fenerbahçe şampiyon olacak diye dursun. Galatasaray 3 senedir deplasmanda Konya Spor'a yeniliyor. Berabere bile kalmıyor. 25-30 milyon Fenerbahçeli vardır. <laughs> Hepsi kendini bu hafta Mevlana gibi hissediyor. Ben imkansıza yakın görüyorum. Ama son düdük çalmadan futbolla hiçbir şey belli olmaz. Bakalım pazar günü bizi neler bekliyor. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.